Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Narenciye üreticilerin sorunları hakkında gündem dışı söz almış bulunmaktayım. Bu vesileyle Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. Değerli milletvekilleri. Tarım sektörü içerisinde önemli bir yere sahip olan narenciye sektöründe son birkaç yıldır sorunlar çığ gibi büyümektedir. Dalında çürümeye terk edilen ve zor şartlar altında alıcı bekleyen narenciye, ülke ekonomisi ve insan sağlığı bakımından ülkemiz ve bölgemiz açısından son derece önemlidir. Dünyada 131 milyon ton narenciye üretilmektedir. Türkiye ise dünyada 9. sıradadır. Ülkemiz her yıl yaklaşık 3 milyon 700 bin ton narenciye üretmektedir. Bu üretimin %72'si Çukurova'da gerçekleştirilmektedir. Bölgemizde 2 milyon 650 bin tonluk üretimle birinci sırada bulunmaktadır. Türkiye 1 milyon ton narenciye ihracatıyla dünyada 5. sırada yer almaktadır. Türkiye narenciyenin yaklaşık %45'ine yakınını ihraç etmektedir. İhracat gelirimiz ise 1 milyar doların üzerindedir. İhracattaki en büyük pazarımız Rusya'nın ağırlığı ise 650 milyon dolar seviyesindedir. Mersin Türkiye yaş sebze meyve ihracatında birinci sırada bulunmaktadır. Değerli milletvekilleri, Eylül ayı başında erkenci cins ürünlerle piyasaya giren narenciye iç piyasada maalesef umduğunu bulamamıştır. Okitsu mandalina 30-40 kuruş, portakal 40-50 kuruş gibi vasat bir fiyatla işlem görmektedir. İhracatçı, hükümetin açıklayacağı destekleme ve fiyat istikrar fonu DİFİF teşvik rakamını beklemektedir. İhracat sezonu bir ay önce başlamasına rağmen DİFİF primi henüz açıklanmamıştır. İhracat primlerinin yetersiz ve düşük olması ihracatçıların beklentisini karşılamamaktadır. Üretici birliklerinin talebi ton başına 100 dolardır. Geçen yıl ton başına 150 TL olan teşvik priminin 300 TL olması hükümetin uyguladığı sıkı maliye politikaları gereğince mümkün görünmemektedir. Ayrıca hükümet 2015 yılından kalan DİFİF ücretlerini bile 8 ay geçmiş olmasına rağmen hala ödememiştir. İhracatçılar DİFİF alacaklarını vergi ve SSK ile mahsuplaşmaktadır. Hiç olmazsa DİFİF alacaklarının yarısı nakdi olarak ödenmeli ve bu ödemenin tarihi de önceden ihracatçılara bildirilmelidir. Çiftçi yine umduğunu bulamamıştır. Ürünler hala dalında beklemektedir. Sayın milletvekilleri, lütfen sessizliğinizi koruyalım. Çiftçi mazot, zirai ilaç ve gübre masraflarını dahi ödeyememiştir. Greyfurt 30 kuruş, limon 60 kuruş, portakal 50 kuruş, mandalina 30 kuruş, elma 40 kuruş gibi cüzi fiyatlarla alınıp satılmaktadır. Türkiye'nin her yerindeki soğuk hava depoları elmayla doludur. Bu elmaların iç piyasada tüketilmesi mümkün değildir. Narenciyenin yanında elma ve domatese de DİFİF primi verilmelidir. İhracatçı DİFİF'ten gelecek prime göre piyasayı canlandıracaktır. Bu da üreticilerin önünü açacaktır. Bu konuların tekrar gözden geçirilmesini ve çiftçilerin desteklenmesini bekliyoruz. Değerli milletvekilleri, narenciye bahçesi 8-10 yılda yetiştirilmektedir. 8-10 yıl yatırım yapan ve emek veren bir çiftçi maalesef umduğunu bulamamaktadır. Narenciye yetiştiriciliği uzun yıllar istikrarlı bir şekilde izlenen bir ürün politikasını gerektirmektedir. Ülkemizde böyle bir politikanın olmayışı, pazarlama sisteminde aracıların belirleyici olması en önemli sorundur. Üreticiyi desteklemeye yönelik kredi ve finansman sistemi yetersizdir. İhracatçıların yanında üreticilerin de desteklenmesi ve ton başına üreticilere de destek verilmelidir. Ayrıca her seçim dönemi billboardlar asılıp Mersin'e vaat edilen, bugün yerinde yerler esen Tarsus Devlet Hastanesi'nin, Çukurova Havaalanı'nın, Kazanlı Turizm Bölgesi'nin, Çeşmeli Taşucu Otoban Yolu'nun, organize sanayi bölgelerinin ve Tarsus'a araç muayene istasyonunun bir an önce yapılmasını bekliyoruz. Mersin'e gelen politikacılara soruyoruz. Bu projeler ne oldu? Bize verilen cevap, İstanbul'a köprü yaptık. İstanbul'a tüp geçit yaptık. Mersin'e geldiklerinde yıllardır Mersin'e vaat edilen bu projelerden birkaç tanesinin en az gerçekleştirilmiş olmasını bekliyoruz. 22 tane alt geçit lazım olan Mersin'e 15 yılda bir tane alt geçit yapılmamıştır. Hükümetten bu konuda gerekli desteğin verilmesini bekliyoruz. Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum.
Teşekkür ederim Sayın Şimşek. Sayın